Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim çikolata soslu tavuk göğsü. Yalancı bir tavuk göğsü hazırlayacağız. Üzerine de bir çikolata sos yapacağız. Gerçekten çok güzel oluyor. Hemen uygun bir tencereye ocağımı alıyorum. İçerisine 150 gram tereyağı ilave ediyorum. Arzu ederseniz aynı şekilde margarini de katabilirsiniz. Ocağın altını yakıyorum. Eriyen yağın içerisine şöyle bir su bardağı, çok aşırı tepelim olmadan, gördüğünüz gibi un. Normal evimizdeki klasik bardaklarla. Şimdi unu kokusu çıkana kadar biraz kavuracağım. Bu esnada ocağınızın altını kısa alın. Unumuz yanmasın. Un yeterince kavrulduktan sonra 1 litre sütü yavaş yavaş içerisine ilave ediyorum. Bir su bardağı toz şeker. Unu ve şekeri böyle çok aşırı tepeleme doldurmayın. Normal bardağınızın dolduğu kadar bardağı taşmasın. Şimdi ocağın altını orta ateşe getiriyorum. Kıvam alana kadar karıştırmayı bırakmadan pişiriyorum. Kıvam almaya başladı. Altını kısıyorum. Şöyle 2 dakika daha karıştırarak pişirip artık ocağın altını kapatabilirim. Karıştırmayı bırakmayın. Bu sefer içerisinde un topakları olmasın. Artık ocağın altını kapatıyorum. Bir paket vanilyayı ilave ediyorum. Mikserle düşük devirde 3 dakika boyunca aralıksız çırpıyorum. Islattığım kare bir borcamın içerisine boşaltıyorum. İçerisini ıslatın ki daha sonrasında rahat çıkartabilelim. Şimdi ilk sıcaklığı çıkana kadar dışarıda dinlendireceğim. Hemen ardından 2 saat boyunca da dolabı normal gözünde bekleteceğim. Tekrardan uygun bir tencere ocağıma alıyorum. Çikolata sosunu hazırlayacağım. Çikolata sosunuzun arkasındaki ölçülere göre hazırlayabilirsiniz. Ben de 2 su bardağı sütü tencereme alıyorum. 400 gramlık hazır çikolata sosunu döküyorum. İsterseniz evde de hazırlayabilirsiniz ama bunda hiçbir farkı olmuyor. Bu da gayet güzel bir çikolata sosu oluyor. Hiç uğraşmadan bu şekilde yapabilirsiniz. Ocağın altını yaktım. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Kaynamaya başladı. Böyle fokur fokur kaynadıktan sonra altını kısağa alıyorum. 2 dakika daha şöyle karıştırarak pişiriyorum. Yeterli. Yarım yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı da diyebiliriz. Tereyağı ilave ediyorum. 50 gram kadar da şöyle bitter çikolata. Bu tamamen arzuya göre. Eğer ki istemezseniz katmayabilirsiniz ama İnanın böyle çikolata ve tereyağı, evet, özellikle tereyağı böyle bir parlaklık veriyor. Çikolata da ayrı bir kıvam ve tat veriyor. Ama istemezseniz ya da elinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Şimdi de tereyağı eriyene kadar kaynatayım. Ondan sonra ocaktan alacağım. Derken tereyağı da eridi zaten. Altını kapatıyorum. Şimdi bir 10-15 dakika böyle ara ara karıştırarak birazcık ilk sıcaklığını çıkartıp tavuk göğsünün üzerine dökeceğim. Çikolata sosunu üzerine döküyorum eşit bir şekilde. 10 dakika boyunca ara ara karıştırarak biraz ılıştırdım. Karıştırmayı bırakmayın. Bu sefer üzerine kaymaklar toplanacaktır. Spatula ile şöyle hafif yayıyorum. Çok
çok olmadı. Şimdi tekrar dolaba kaldıracağım. Bir saat daha dinlendirip servis edeceğim. Bu verdiğim süreleri tamamen daha fazlasıyla bile dinlendirebilirsiniz. Ben kendi yaptığım süreleri sizlere veriyorum. Çünkü çekim yaptığım için çok fazlasıyla dinlendiremiyorum. Ama sizler daha fazla bile dinlendirebilirsiniz. Tatlıyı yeterince dinlendirdim. Şimdi şöyle dilimleyip servis edeceğim. Her dilimlediğinizde bıçağınızı temizleyin. Üzerine biraz Hindistan cevizi, birazcık da fıstık koyacağım. Sizler de nasıl arzu ederseniz öyle süsleyebilirsiniz. Hemen bir servis tabağına alayım. Öyle çok çok katı bir şey olmuyor. Gayet yumuşak ve kıvamlı. Gayet hoş bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi çikolata sosu da hafif böyle bir akışkan. Kıvamı çok güzel olmuş. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.